Şimdi Dilara, seninle proje konuşabilirim. Konuşalım. Yeni işleri konuşabilirim, yaz nasıl geçti diyebilirim ama ben bugün bunu yapmayacağım. Ne yapacaksın? Bugün tamamen toplumsal sorumluluk adına sana tek bir soru soracağım. Narin, yani Türkiye gerçekten çok kaotik bir olayla karşı karşıya kaldı ve 20-25 gündür artık konuşacak kelime bulamıyoruz. Senin söyleyecek birkaç cümlen var mı konuyla ilgili? Yani şöyle ki bence tek konumuz Narin değil. Daha yakın Sıla'yı da duyduk. Evet. 2 yaşında bir bebeğimiz var. Ki tahminimce okuduğum verilere göre 3 saniyede biz böyle olaylarla karşı karşıyayız. O yüzden bizim sadece bu öngördüğümüz, sosyal medyaya yansıyan ve içimizi acıtan konular bunlar. O yüzden bence bizim bir tek Narin'in bu kadar göz önüne çıkmış haliyle bir insanlık dersi almamız gerekiyor. Geçen gün de seninle bunu konuşmuştuk. Yani benim insan olarak, kadın olarak demeyeceğim. Çünkü artık kadını, erkeği, cinsiyeti kalmadı bu olayın, yaşı da kalmadı. Ben bunların bitmesini diliyorum. Hepimizin rahat bir şekilde insanlara güvenebildiği günleri olmasını diliyorum. Çünkü ben çok güzel bir yerde büyüdüm. Ve kötü insan olduğunu bilmeden büyüdüm. Büyük şehire gittiğimde ben insanların ne kadar kötü olabileceğini algıladım. Benim çocukluğumdaki kadar saf çocukların yaşamasını diliyorum. Kadınların, erkeklerin, toplumun yaşamasını diliyorum. Umarım bir an önce başarırız çünkü yozlaştıkça bence birçok şeyi kaybediyoruz. İsimler değişiyor. Narin, Ayşe, hı hı. Ayşe, Fatma, Leyla aynen oluyor öyle. Ama kaderimiz değişmiyor. Aynen. Coğrafya kader midir? Bence bu çok yerde var ya. Yani ülkemiz bazında olduğunu düşünmüyorum. İnsan kavramının olduğu her yerde oluyor. Çünkü kötülük dediğimiz kavram öyle bir şey ki düşünemiyorlar gerisini. Sadece anlık bir şeyle bunu yapıyorlar ve içlerinde hangi psikolojiyle yapıyorlar bilmiyorum. Ama insanların kalplerini genişletmesi ve onları temizleştirmesi benim önceliğim. Nerede olursak olalım başımıza gelebilir. Umarım artık insanların canı yanmaz, annelerin, babaların, kardeşlerin daha fazla kalbine ateş düşmez. Benim en büyük temennim bu. Daha insan olduğumuz bir dünyada yaşayacağımız günleri ben iple çekiyorum. Umarım hep beraber görürüz. Onun için neler yapmamız gerekiyor? Senin bireysel çözüm önerin nedir? Ya vallahi şöyle ki ben birincisi empati yapmadan hiçbir şeyin olmaması gerektiğine inanıyorum. Yani bu şey demek değil asla. Yapılan kötülüğün altına bir sürü şey temelleştir. Ama kötü olanı kenara atmak çok kolay. Rehabilite etmek zor olan şey. Bizim rehabiliteye yönelmemiz lazım. Bazı sanatçılar, bazı müzisyenler hatta idam cezasının gündeme gelmesini istiyorlar. Yani sen bu konuya nasıl bakıyorsun? Sence idam bir çözüm mü? Öldürmek bence çözüm değil ya. Yani bence çok fazla çözüm var. Sadece insanların kalbine ve akıl sağlığına giden yolu bulmak önemli. Çünkü dışladıkça daha da arttırıyoruz bunları. Ama onların da kendi içlerinde psikolojik problemleri var. Bu asla aklama değil, asla arkalarında da değilim. Ama insanı kaybetmek çok kolay, insanı kazanmak çok zor. O yüzden bunun için çokça yapılabilecek şey var bence. Sokaktaki insanlarımıza yardım edebiliriz. Günaydın demeyi tekrar hatırlayabiliriz. Nasılsın demeyi tekrar hatırlayabiliriz. Bunlar oldukça bence zaten insanlar kendilerini açarak birazcık daha bir şeyleri toparlayacağız. O da el birliğiyle, her zaman da öyledir. Yani birlikten güçlük doğar. Tek başımıza yapabildiğimiz bir şey değil ama tek yapmadıkça da o domino taşı gibi asla dökülüp ilerlemez. O yüzden bir tek bende bitmiyor dememek lazım. Bireyselde bitiyor ve biz yaparak kocaman bir daire oluşturuyoruz. İnsanlığı topluyoruz. Yaparız inşallah. Daha güzel yarınlarda daha güzel şeyler konuşuruz inşallah. O yüzden dedim sana bugün hiçbir şey sormayacağım. Bugün gündemim bu. Çünkü hepimizin içi yanıyor. Evet. Teşekkür ederim bizi kırmadığınız için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok dikkat edin.